Herkese merhaba. Habero'nun Ülker sponsorluğunda hazırlamış olduğu Ramazan'a özel bilgi yarışması için bugün Süleymaniye'deyiz. Bildiğiniz gibi yarışmamızda yarışmacılarımıza 3 tane soru yöneltiyoruz ve doğru cevaplamaları dahilinde onlara harika ödüller veriyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeden yeni yarışmacılarımızı bulalım ve eğlence başlasın. Yarışmaya başlamadan önce sizi biraz tanıyalım. Osman Akgül ben. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim. Ufak attığımız yalanları yemesi için görevlendirdiğimiz hayvan hangisidir? Enik, kedi, civciv. Civciv tabii. Civciv değil mi? Doğru cevap. İkinci soruma geçiyorum. Güzelliğin 10 para etmez türküsüyle akıllara kazınan ozanımız kimdir? Karacaoğlan, Kazancı Bedi, Aşık Veysel. Bu senlik hacım. Karacaoğlan... Aşık Veysel diye. Yani tamam Kazancı Bedi değil zaten de. Bilemiyorum. Yardım alıyorum arkadaşım. Abi lütfen. O daha çok böyle... Aşık Veysel diyelim. Tamam öyle olsun. Siz kabul ediyorum. Aşık Veysel diyorum. Bakalım Aşık Veysel doğru cevap mı? Tabii ki Aşık Veysel. Sorumu soruyorum. Ülkemizde üretilen ilk kayakların kullanım amacı nedir? Kayak. Eğlence. Asker yetiştirmek. Ulaşım. Yani şimdi sorduğumuzda sorunca oraya yöneliyor da. Ulaşım diye düşünüyorum ben yine de. Asker diyorsunuz ama ne yapalım? Hiç bilemedim. Peki asker olsun. Asker diyoruz. Asker yetiştirmek. Asker yetiştirme diyoruz. Bakalım doğru cevap mı? Tabii ki doğru cevap. Hemen ödülümüzü alalım. Orucunuzu açtıktan sonra bizden tatlı bir hediye olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz ben. Yarışmaya başlamadan önce sizi biraz tanıyalım. Adım Murat. Orduluyum. Eğitimciyim. Ailenizle birlikte Süleymaniye'de iftar için mi bulunuyorsunuz? İftara kadar evimize geri döneceğiz. Süleymaniye'yi ziyarete geldik. İlk sorumla başlıyorum. Tamam. Futbol sever misiniz? Futbollarını? Biraz. Biraz. Tamam. Kurallarına hakimsinizdir umarım. Bir futbol maçında top hakeme çarpıp kaleye girerse karar ne olur? Karar gol olur. Hiç şıkları bile beklemedi beyefendi. Tebrik ediyoruz. İlk sorunuz doğru. İkinci sorunuzu soruyorum. Halk arasında Keloğlan adıyla anılan kümes hayvanı hangisidir? Horoz, tavuk, hindi. Hindi diye düşünüyorum, evet. Baban çok hızlı, ne düşünüyorsun? Kolay yani sorular. Evet, babanı tebrik ediyoruz. Son soruma geldim. Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılanılmasına ne denir? Telekinezi, telepati, teletabi. Telepati diye düşünüyoruz. Telepati. Çok hızlısınız. Gerçekten tebrik ediyorum. Verdiğiniz 3 soruda doğru. Hemen armağanınızı alalım. Orucunuzu açtıktan sonra umarız ağzınız tatlanır. Kızımıza verelim. Hayırlı iftarlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi iftarlar. Yarışmaya başlamadan önce sizi biraz tanıyalım. Tabii buyurun. Gökhan Çınar ismi. Sorularım şıklı. Düşünerek cevap verebilirsiniz. Hiçbir yere çarpmamak koşuluyla bir topu ne tarafa fırlatırsanız size geri döner. Yukarı, aşağı, ileri. Yukarı. Tamam, hiç beyefendinin kafası karışmadı. Tebrik ediyorum. Tabii ki yer çekimin etkisiyle yukarı atarsak top bize geri döner. İkinci soruma geçiyorum. Yeşilçam filmlerini sever misin? Yani izlerim ama o kadar şey değilim. Bu sorum Yeşilçam'la alakalı. Pişman olur bakmayanlar tadıma diye şarkı söyleyen Yeşilçam karakteri kimdir? Cilalı İbo, Sezercik, Turist Ömer. Turist Ömer. Sever miydiniz Turist Ömer'i filmi? Sever miyim ya? Hatırladınız mı peki söyleyince? Aynen öyle. Kulağınıza canlandı değil mi? Tabii. Bakalım cevabımız doğru mu? Tabii ki doğru Turist Ömer cevabı. Son soruma geldim. Kanı kalbe getiren damarlara ne ad verilir? Atar damar. İnce damar, toplar damar. Kanı kalbe. Aha, kanı kalbe taşıyan, kalbe götüren damar. Var damar. Hep karıştırırdık bunları ya. Toplar mı atar mı? Toplar mıydı? Emin misiniz? Toplar damar o zaman güveniyorum arkadaşıma. Evet doğru mantık. Toplar damar doğru cevaptı. Hemen hediyemizi alalım. Hediyemiz çok lezzetli bir kutu. İçerisinde Ülker'in ürünlerin olduğu. Evet. Bir yarışmacımızın yanından daha mutlu Mesut ayrıldık. Bakalım biraz da gençleri bulalım istiyorum. Hemen şurada bekleyen gençler var. Merhaba. Merhabalar. Yarışmaya başlamadan önce seni biraz tanıyalım. İsmim Yakup. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölümdesin? Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. İlk sorumu soruyorum.
Sütlü çikolata üretiminde kullanılan madde nedir? Hangisidir? Süt, süt tozu, süt kaymağı. Süt tozu. Tebrik ediyorum. Gayet hızlı cevap verdin. Arkadaşını tebrik et bence. Tebrik ederim Yakup. İkinci sorumu soruyorum. Dünyanın ikinci metrosunun yapıldığı şehir, dünyada ikinci metronun yapıldığı şehri soruyorum. Londra, Paris, İstanbul. Düşünelim biraz. Düşünelim. Arkadaşından da yardım alalım istersen. Alalım. Şimdi Londra metrosu ile ünlü bir yer. Evet. Dolayısıyla Londra'ya ben bir diyorum. İkiye Paris mi diyelim? İstanbul çeliştirici biraz. İstanbul diyoruz. İkiye İstanbul dedik. İstanbul mudur? İstanbul mudur? Hangi metrodur? Hangi metrodur? Fatih metrosu mudur? Paris midir o zaman? Yok, Taksim metrosu ya. Taksim metrosu. Tebrik ediyorum. Zaten İstanbul dediğinde doğru cevap vermiştin ama Taksim'deki metroda, bu tramvayda dünyanın ikinci metrosu. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Son soruma geldim. Mustafa Kemal Atatürk kaç kez Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmiştir? 4, 5, 6. Tarih bilgimden arkadaşıma yine güveniyorum. Çok bilmemiz gereken lakin... Pek tarihi sevmediğimiz için bilmediğimiz mevzu. Ben 4 diyorum. Sence? Ben de iştirak edeyim arkadaşım. 4 mü? Evet. Doğru cevap verdiniz gençler. Tebrik ediyorum sizi. Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önder 4 kere Cumhurbaşkanı seçilmiş. Hediyeniz de geldi bu arada. Orucunuzu açtıktan sonra tatlı tatlı yersiniz. Yarışmaya başlamadan önce sizi biraz tanıyalım. Ben Öykü Mak Yıldırım. İlk sorumu soruyorum. Tarih sever miydiniz bu arada, onu sorayım? Çok fazla değil. Tamam, bu biraz zorlayabilir belki ama bir deneyelim şansımızı. Osmanlı padişahlarının en belirgin ve ortak özelliği kabul edilen fiziksel durumu nedir? Mavi gözlü olmaları, kemerli buruna sahip olmaları, uzun boylu olmaları. Uzun boylu olmaları herhalde. Hepsi uzun boylu muydu? Bence mavi gözlü. Uzun boy, kemerli burun. Burunları herhalde. Değil mi? Burunları, değil mi? Evet, doğru cevap geldi. Kemerli burun, Osmanlı padişahlarının karakteristik özelliği. İkinci soruma geçiyorum. Yeşilçam filmlerini sever misiniz? Severim. Süper. O zaman bu soru sizin için kolay olacak. Şener Şen'in zabıta amiri Şakir'i canlandırdı. 77 yapımı Yeşilçam filmi. 77 yapımı Yeşilçam filmi. Çiçek Abbas, Çöpçüler Kralı, Gazinocular Kralı. Gazinocular Kralı mıydı ya? Oruç bugün biraz sizi zorladı. Düşünelim. Zabıta amiri Şakir. Kiminle uğraşırdı amirler o zamanlarda? Yani işte, çöpçülerle yani şey. Yardım alalım mı? Yani zabıta amiriydi galiba. Zabıta amiri. Kiminle uğraşıyordu çöpçü olan? Rahmetli Kemal Sunal'la uğraşıyordu. Evet. Hani aynı kız isteme davaları falan vardı. Evet, saygı ve rahmetle analım Kemal Sunal'ı. Doğru cevap. Son soruma geldim. Sürü psikolojisiyle özdeşleşen hayvan hangisidir? Deve, koyun, inek. Koyun. Doğru cevap. Çok kolay oldu bu soru. Hemen hediyemizi alalım arkadaşlarımdan, rica ediyorum. Orucunuzu açtıktan sonra afiyetle yersiniz diyelim. Hayırlı Ramazanlar. Yarışmaya başlamadan önce sizi biraz tanıyalım. Ben Arzu Güler. 23 yıllık biyoloji öğretmeniyim. Milli eğitimde çalışıyorum. Nesiller yetiştiriyorum. Kızlarımı yetiştiriyorum. Bu kadar. İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Zaten vatanımızı, milletimizi. Yani dünyada bir benzeri ya da eşi olmayan bir yerdeyiz, bir coğrafyadayız. İnşallah kıymetini bilir yeni nesiller. İlk sorumu soruyorum. Kızlarınız da belki yardımcı olur size. İnsanın zamanla kesin olarak değişmeyen özelliği hangisidir? Bu size tabii basit gelecektir. Kemik sayısı, burun şekli, kan grubu. Tabii ki kan grubu. Asla değişmez. Evet, tebrik ediyoruz. İlk sorumuz doğru. Ben çıktı ilk sorumuz. Yapacak bir şey yok yani. Şansınıza diyelim. Ünlü yazar Kafka'nın mektuplarla örülen bir aşkı yaşadığı gazeteci sevgilisi kimdir? Veronica, Juliana, Milena. Veronica diye biliyorum. Düşünelim mi biraz? İsimler belki birbirini çağrıştırmış olabilir. Kafka'nın sevgilisi. Yardım alalım kızlarınızdan. Okur muyuz roman? Milena.
Bilmiyorum, bilmiyorum. Yani kızın dediğine göre doğrudur. M ile başlayan isim bir daha alalım. Milena. 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 Bakalım Milena doğru cevap mı? Tabii ki doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Annenin jokeri oldun. Son soruya geldik. Son soruda sanırım yine kızlarınızdan yardım alacağız. Gerçi interneti çok kullanır mısınız bilmiyoruz ama. Hayır, hayır. Kullanmaz. Yeterince işimiz olur. Tamam. O zaman kızlar bu soru tam olarak sizi ilgilendiriyor olabilir. İnternet ortamında konuşurken LOL olarak yazılan kısaltmanın Türkçe manası nedir? Alalım. Ben biliyorum. Alalım ama size. Şıkları alabilir miyim? Tabii. Sinirlenmek, dudak okumak, kahkaha ile gülmek. Kahkaha ile gülmek. Kahkaha ile gülmek. Kullanıyor musunuz bu tarz kısaltmaları? Bakalım gülmek miymiş? Doğru cevap evet, kahkahayla gülmek. Hemen hediyemizi alalım. Orucunuzu açtıktan sonra tatlı bir ikramımız olsun. Nasıldı yarışma? Çok güzel, eğlenceli. Yani şu mizansen, şu atmosfer için gerçekten eğlenceli ve bence gerekli. Teşekkür ediyorum. İnsanlar eğlenmeye geliyor. Bizim evet. için de bir hatıra oldu. Evet. İyi günler, teşekkürler. Teşekkürler. Yarışmaya başlamadan önce sizi tanıyalım. Ben Ömer Sarıkaya. Aslen Malatyalıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Öğrenciyim. Çalışıyorum burada şu an. Hangi bölümde okuyorsunuz? Ya, İnşaat mühendisliğinde okuyorum. İnşaat mühendisliği. Deyime göre barışmak istenilen kişiye uzatılan şey nedir? Beyaz bayrak. Efendim? Zeytin dalı. Hiç şıkları bile beklemedi beyefendi. Tebrik ediyoruz. İlk sorumuz doğruydu. İkinci soruma geldim. Şehir adlarının baş harflerini kullanarak başka bir kelimeyi yazdırmaya ne denir? Plaka kodlama. Kodluyoruz. Evet, yine şıkları beklemedi beyefendi. Tebrik ediyoruz. Ödüle çok yakınsınız. Son soruma geldim. Tedavüldeki madeni paralarımızdan birer adet alıp topladığımızda kaç liramız olur? 1,5 lira, 1 lira 80 kuruş, 1 lira 91 kuruş. 1 lira 91 kuruş. Sayalım mı onları? 1 lira artı 50 kuruş, 1,5 lira. 25 kuruş daha eklersek 1 lira 75 kuruş. 10 kuruş ve 5 kuruş eklenince 1 lira 90 kuruş. 1 kuruş da kalınca 1 lira 91 kuruş. Süperdiniz, süper performans. Çok hızlı yarıştık, çok hızlı kazandınız. Şöyle hediyenizi takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Yarışmaya başlamadan önce sizi biraz tanıyalım. İsmim Mine Güngör. Kamuda çalışıyorum. Ülkemizin yıl boyunca en çok yağış alan ili hangisidir? Bize. Tebrik ediyorum hiç şıkları beklemeden. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Arkadaşınız yanınızda yokken bile size destek oldu. Tabii ki onun varlığı yeter. Evet. İkinci soruma geçiyorum. Roman okur musunuz? Okuruz. Tamam, süper o zaman. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın... Efendim? Sizi var mı? Yok. Notre Dame'ın Kamburu romanındaki Notre Dame nedir? Cadı, kale, kilise. Kilisedir. Kilise midir? Evet. Emin miyiz? Evet. Bakalım kilise mi? Tabii ki kilise. Notre Dame'ın Kamburu'ndaki Notre Dame kilise demekte. Son soruma geldim. Son sorum hem eğlenceli hem basit. Diploma zorunluluğu olmayan mühendislik dalı hangisidir? Kaldırım. Tekrar alayım. Kaldırım. Evet doğru cevap. Kaldırım mühendisliği doğruydu. Hemen alalım kutumuzu. Orucunuzu açtıktan hayır, sonra. Bu arada ben de mühendisim. Gerçekten mi? O zaman torpilli yerden geldin. Evet, teşekkür ediyorum. Haberon olarak Ülker sponsorluğunda hazırlamış olduğumuz Ramazan'a özel bilgi yarışmamız bugün de sona erdi. Katılan bütün yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yarışma gününe kadar hoşça kalın. Hayırlı iftarlar.